ve sağlık koşullarının artık cezaevi ortamında sürdüremeyeceği, çok ciddi sağlık problemleri olduğunu, bunun ilgili sağlık yetkilileri tarafından, doktorlar ve adli tıp tarafından hangisi uygun görülüyorsa o tarafından değerlendirilmesini ve araştırılmasını istemiştim. Savcılık bu talebi haklı görüp bir araştırma ve değerlendirme içerisinde şu aşamada, evet, sağlığının cezaevi koşullarına uygun olup olmadığı meselesini bir değerlendirecekler ve sanıyorum birkaç gün içerisinde bir karar verecekler diye bekliyoruz. Peki siz Dilan Polat'la en son ne zaman görüştünüz? Nasıl, yani kendine zarar verdiği iddiaları vardı, sonra yalanlandı. Nedir durumu şu an itibariyle? Geçen hafta Perşembe günü Küçükçekmece Adliyesi'ndeki duruşma nedeniyle müvekkile Dilan Hanım ilk defa dışarıya çıktı, mahkeme salonuna geldi. Mahkemenin bitmesinden sonra oradaki tutukluluk kararının devam etmesi, isyan etti, onu haklı bulmadı. Mahkemenin o günkü yargılamasını izledikten sonra o da bir kanaate sahip oldu ve bir sinir krizi geçirdi. Ondan sonra o henüz araca bindirilmeden devam etti. Gerçekten bir hukukçu olmamasına rağmen müvekkil aleni bir şekilde suçun ispatlanmadığını, uydurulmuş, hatta aleyhimize tertip edilmiş bir suç olduğu anlaşıldığını fark edip buna rağmen tahliye olmayınca ve bugüne kadarki algıyla yürütüldüğüne inandığı soruşturma süreçleri sağlık şartlarıyla, sinir durumuyla birleşince, duygusal durumuyla kriz geçirmiş. O minval üzere sanıyorum cezaevinde de bunu sürdürmüş. Peki şu an itibariyle durumu iyi ama korkulacak bir durum yok. Onu söyleyebilir miyiz? Yok. Sağlık durumuyla ilgili hayati endişe duyacağımız bir durum yok. O zaman, fakat durumun sürekliliğiyle ilgili, psikolojik durumuyla ilgili cezaevi şartlarında başkaca rahatsızlıkları var. Ciddi surette yürüyemeyeceği derecede eklem ağrıları oluşmuş. Düşmüş. Ben gittiğim gün düşmüştü. Kafasını ciddi şekilde yere çarpmıştı. Hatta bana gösterdi, dokundum. Bir lezyon, bir şişme oluşmuş idi. Herhangi bir işlemde henüz o zamana kadar yapılmamış idi. Görüş olduğu için midir? Veya evvelki kendisine zarar verme durumuyla ilgili olduğun için mi, nedeni tam bilemedim ama orada artık kalabileceği bir psikolojik, bedensel ve ruhsal bir durumu olmadığı çok aşikar. Çünkü yaklaşık 2 ay önce de ilaç düzenlemesiyle ilgili bir yeni tedavi yöntemi ve süreç işlemişti, 12-13 günlük. Evet, yani evet, mevcut durum şunu gösteriyor. Dosyanın geldiği aşama, suçlamaların yoğunluğunun azalması, algının düzelmesi, vergi soruşturmasından bütün şüphelilerin, sanıkların, şüphelilerin tahliye edilmesi, buna rağmen tahliyelerin gerçekleşmemesi zaten başlı başına bir sorundur, psikolojik bir sorundur. Yani.